İlla bizim hiçbir işimize yaramayacak bir sürü şey için vakit harcamanın adı olgunluk ve erişkinlik. Bence burada bir problem var. Zira hepimiz zihnimize, duygularımıza, daha derin hassalarımıza, eski ifadeyle sezgilerimize baktığımızda bir şeyler istiyoruz. Bir şeyler hayal ediyoruz. Bir eksiklik duygusunu tamamlayacak bir şeyler nev-i şahsına münhasır olarak her birimizde orada bir yerde arada bir kafayı çıkarıyor. Ama iş güç var, kız başına, kocaman adamsın, koca doktorsun, bilmem nesin, otur oturduğun yerde gibi böyle dövücü unsurlarla hemen bizi tekrar terbiye ediyorlar, tekrar bir raya sokuyorlar. Ama bazılarımız, bazı türdaşlarımız, onlar bir tuhaf. Çocukken kafaya taktıkları şeyi hiç unutmuyorlar. Punduna getirince de onunla ilgili bir şeyler yapıyorlar. Şanslı olanları, işin içinde muhakkak şans faktörü vardır, bir şeylerin denk gelmesi lazım. Uygun bir takım koşulları bulduklarında da biz vay be ne işler becermiş falan diye işte onların hayat hikayelerine şöyle bir bakıyoruz. Tabii biz genellikle meşhurları fark ediyoruz. Bir de hiç meşhur olmayanlar ama ömrünün son deminde ya işte öldükten sonra bir daha gelecek olsan hani nasıl bir yere gelmek isterdin diye sorduğunuzda hiç başka bir yere gitmek istemem. Gene aynı hayatı yaşarım diyen. Kendi hayatından süper razı tipler var. Adını sanını ailesinden başka belki kimse bilmiyor. Ama o kadar tatmin dolu bir hayat yaşamış ki. Merak ediyor insanlar ve özellikle de araştırmacılar. Ya bu arkadaşların sırrı ne? Ben de çok merak ediyorum. Ben etrafımda böyle insanlar gördüm. Gerçekten baktığınızda son derece standart hayatlar yaşayan, çok dişe dokunur bir servet ya da başarı ya da ünleri olmayan ama yaşamdan gerçekten bal gibi tat alan insanlar gördüm ve merak ettim acaba bu insanlar niye böylelerde, ben niye böyle olamama korkusu yaşıyorum. Büyüdükçe ve mesleğim itibariyle işte bugün huzurlarınıza beni getiren konuyla da karşılaşınca anladık ki konu aslında bize sonradan yerleştirilen bazı psikolojik bariyerlerle ilgili. Bir kere şu çocukluk hayallerimizi elimizden alan süreçlerle bir kısaca bir başlayalım, bir hatırlayalım onları. Okul öncesi çocuklara, rahmetli Ken Robinson anlatıyordu bunu bir konuşmasında. Okul öncesi çocuklara kağıt atacı veriyorlar ve diyorlar ki ne istiyorsanız yapın, serbest. Çocuklar 200'den fazla kullanım alanı buluyorlar kağıt ataçları için. Sonra üniversite mezunlarının önüne koyuyorlar aynı kağıt ataçlarını. Hadi diyorlar istediğinizi yapın, iki alternatif çıkıyor. Ya kağıt sıkıştırırım ya dişimi karıştırırım, başka bir şey yok. Nereye gitti 198 alternatif? İşte adına terbiye etme dediğimiz o süreç ne hale geldiyse insanları hayal kurma yeteneklerinden soyup soğana çeviriyor maalesef. Ve bizi bazı algoritmalarla yüklüyor. Bazı şanslı olanlarımızın çok az sayıda insanın yüklenen algoritmayla meşrebi tutuyor bir şekilde. Onlar iyi kötü yaşıyorlar ama çoğumuz çok büyük bir eksiklik hissediyoruz. Ama ben bugün pişmanlık için burada değilim. Ne olduysa oldu. Bu andan sonra, şimdi zihnimizde gerçekten hayal gibi gözüken bazı şeyleri hayata geçirebilen insanlardan ne öğreniriz?